aranızda bir şeyler var. Bu çok belli. Ve benim bunu bozmaya hiç niyetim yok. Umarım çok mutlu olursunuz. Gerçekten. Biz Haziran'la arkadaşız sadece. Yani tamam, eskiden bazı şeyler yaşanmış olabilir aramızda ama bunların hepsi geçmişte kaldı. İyi geceler. Bak ne olur dinle beni. O iyi bir kız. Gerçekten. Çok duru. O yüzden onun kıymetini bil, tamam mı? Vallahi çekerim kulağına. Ya şanslısın diyorum. Şanslı olduğunun farkında ol. Çünkü Haziran çok özel biri. Çok güzel, eğlenceli. Ve en önemlisi ne biliyor musun? O karşısındaki erkeği nasıl mutlu edeceğini çok iyi bilen biri. Bak bunlar senin canını sıkıyorsa konuşmak zorunda değiliz. Aynen. Umarım seni de mutlu eder. Çünkü beni mutlu etti zamanında. Yani kısa bir süre. Birlikte yemek yedik, benim evde film izledik, dans ettik, eğlendik. Bir şeyler yaşandı yani. O benim her halimi gördü. Ben de onun her halini gördüm. Gördüklerimizi unutmamız mümkün değil. Lan bana bak. Sana iki seçenek veriyorum. Ya o çeneni kaparsın ya da o çeneni kırar senin eline veririm. Ya patron sen bir sakin olsana ya. Ben burada sana iyi dileklerimi iletiyorum, mutluluklar diliyorum. Ama sen sinirleniyorsun, agresifleşiyorsun. Ne yapalım yani? Ha? Geçmişi yok mu sayalım? Yaşananlar olmamış gibi mi davranalım ha? O geceler hiç yaşanmamış gibi mi davranalım? Sus lan, sus! Poyraz sen ne yaptın? Poyraz! Poyraz ne yaptın? Poyraz sen ne yaptın? Poyraz! Yaşıyor mu? Dur. Sen uzaklaş hadi buradan git. Poyraz! Sen git diyorum evine hadi. Hadi. Bırak! Bırak! Bırak ambulans ara. Hemen ambulans ara. Poyraz. Poyraz yaşıyor mu Poyraz ha? Dur. Nasıl atıyormuş? Anlatsana nasıl oldu, ne oldu anlatsana. Haziran bir sakin ol, dur. Aradım ambulans geliyor hemen. Poyraz kanıyor, çok kan var. Poyraz çok kanıyor Poyraz. Tamam bana bırak. Ne oldu anlat. Siz burada bekleyin, biz size haber vereceğiz. Poyraz ne oldu aranızda? Anlatmayacak mısın? Poyraz. Haziran abla gel biz yürüyelim istersen. Siz durun. Ben gideceğim. Acele et.
Tamam. Melisa. Tamam anladım. Sus. Bak. Sus. Yani ben... Tamam duymak istemiyorum anladım. Ya ben... Ya ben öyle bir biri değilim yani ben ne bileyim ben biriciye bunu yapamam. Melisa. Özür dilerim. Vereceğiz. Teşekkürler. Hayati tehlikesi yokmuş. Dikiş atıyorlarmış sadece. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Daha iyiyim. Poyraz ne oldu? Hı? Sana bir şey mi yaptı? Bir şey mi söyledi? Sen öyle durup dururken kimseye vurmazsın. Anlatmayacak mısın? Hadi. Ben yaptım, ben vurdum. Hata benim. Gidebiliriz. Bırak. Poyraz! Poyraz! Oğlum! Ne oldu? Götürüyorlar mı seni? Babanım bak, sinirlenme sen. Sakin ol, tamam mı? Hepsi senin suçun. Torunumun oyunu suyunu bozdun. Şu adaya geldiğin güne lanet olsun. Babaanne, Haziran'ın bir suçu. Biz ne konuştuk seninle? Aliye teyzeciğim, senin sinirlenmemen lazım. Sakin olman lazım. İyi değil. Senin de. Aliye teyzeciğim al bu suyu iç. Sakinleş ne olur. Nedir şunu açıver. Al. Babaanne bir şey olmayacak tamam mı? Üzme kendini sen. Merak etme. Hazırım. İyi misin? Tamam. Sakin ol, bir şey yok, tamam? Tamam. Hadi. Diyorsun, gidiyorsun, ondan sonra geliyorsun. Ama yani yüzün beş karış. Ya ben sana burada şakalar yapıyorum, ne bileyim öpüyorum, bir şeyler konuşuyorum falan. Hiçbirine cevap da vermiyorsun. Ben ne anladım bundan? Ya yok, ya ondan değil şey. Hesap kitap dükkanda şey, böyle biraz zararda gibiyiz. Ona taktım ben kafayı. Sen bugün yemek yedin mi? Niye? Bembeyazsın. Yani bir şey mi oldu? Ne gibi bir şey? Ne bileyim yani. Aa, Melisa mı o? Nerede? Ne Melisa'sı ya? Melisa! Melisa! Aa. Melisa! Selam.
gidelim artık. Tamam. Burada bizi ilgilendiren bir şey kalmadı. Tamam, gidelim, gel. Hadi. Geçmiş olsun. Hasira. Anne. Hasira kızım, iyi misin canım? Ha? İyiyim ben, iyiyim. Bekliyoruz işte. Sen de duydun tabii. Burası İstanbul değil. Küçücük yer. Herkesin her şeyden haberi olur. Ya inanamıyorum ya. Torunu gidiyor, adam dövüyor. Bu gelmiş burada hastane koridorunda bize bağırıyor. Ne güzel ya. Bu adının sahibi sen misin he? Bana bak. Benimle konuşurken sesini yükseltme sakın. Aliye teyzeciğim hadi. Aliye teyzeciğim hadi, hadi. Dur sen bir dur. Hep senin torunun yüzünden ya. Torunun yüzünden ne yapacaksın? Sen de o adamı dövdüğü gibi beni mi döveceksin he? Ya biz hep hastaneleri mi düşeceğiz? Bütün belalar bunların yüzünden geldi zaten başımıza. Zeynep abla, Aliye teyze, bakın hastanedeyiz, yapmayın. Ay sen bir sus. Senin bu kızın geldi bu adanın huzurunu bozdu zaten. Allah Allah. Biz ne güzel mutlu mutlu yaşıyorduk. Mahvettiniz herkesi. Herkesin hayatını zindan ettiniz. Tamam Aliye teyzeciğim, hadi lütfen kavga etmeyelim. Siz hadi. Siz buradan gittiğiniz gün davullu zurnalı şenlik yapacağım. Daha çok beklersin sen. Anasına bak, kızını al zaten. Maşallah. Yeter. Yeter. Siz ikiniz de benimle geliyorsunuz. Hemen şimdi. Şimdi dedim. Siz hiçbir yere gelmiyorsunuz. Kızım. Anne. Beni dinleyeceksiniz, sözümü de kesmeyeceksiniz, tamam mı? Bizi artık rahat bırakın. Poyraz'ı da, beni de rahat bırakın. Biz artık büyüdük. Kendi kararlarımızı kendimiz verebiliriz. Siz de bizi rahat bırakacaksınız, tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz artık, birbiriniz mi gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama... son kez söylüyorum, bizi rahat bırakın. Ediyorum. Cezama razıyım. Güzel olmuş gerçekten. Siz ne yapıyorsunuz? Aa, yesenize zaten bayılacak gibi duruyorsunuz. Tiplere bak. Ben peçete alabilir miyim? Sen peçete alabilirsin. Bekle. Niye geldi? Önünden geçiyordum. Ne yapayım? Gördü. Ya evin yol üstü değil, yalan söylememelisin. Eve gittiğimi kim söyledi Alper? İşi niye geri alıyorsun peki? Beni gördü, aklıma başka bir şey gelmedi. Ne yapayım? Önünden geçiyordum deseydin ya. Öyle değil mi? Ha? Niye yalan söylüyorsun? Ben de bayılmıyorum Biricik'le çalışmaya, tamam mı? Ama söyledim bir kere, geri alamam. Geçmiş olsun. Ya ne yapacaksınız? Birlikte mi çalışacaksınız yine? Niye? Ne fark eder ki senin için? Ne ya, ne fark eder? Şey ya, işten bahsediyorduk. Muhasebecimi değiştireceğim de ben. Anladım. Buyurun peçeteniz. Ama yemek yemeden ağzını silmene gerek yok bence. Sence? Yiyorum ya. Kapat müdürüm, kapat, kapat. Ne yapacağız? Çocuğun kim olduğunu biliyorsun değil mi? Kim? Cenap Nemranlı'nın oğlu. Yapma ya. Öylesi de bize denk gelir zaten. Mafya ile uğraşılmaz. Başımıza bela olurlar, büyük bela olurlar. Bak Poyraz'ı içeri atamayız.
Dışarıda salamayız. Adamızın çocuğu diye iltimas geçtik zannederler. Müdürüm, sen en iyisi prosedür neyi gerektiriyorsa onu uygula. Anladın değil mi? Anladım. Batu. Batu, iyi misin? Duyuyor musun beni, ha? Sen kimsin? Ne demek ben kimim? Haziran ben, hatırlamıyor musun? Sen sanki hatırlıyor gibiyim. Sen bu adanın en güzel kızısın. Yani şaka değil bu arada, ciddiyim. En son ne olmuştu, neler yaşandı? Bir ara Kaldırım'la çok samimiydim, onu hatırlıyorum ben. Tamam, sen yorma kendini, tamam mı? Böyle bir ağzının kenarı kıvrılır gibi oldu ya, gülümser gibi. O bana yeter. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık sırrını kuşatır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gök kuşa çıkar sen yağmurda gülünce. Buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gök kuşu çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir aybaz. Sana yazmayınca harflerim mitalik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik. Artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök kuşa çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip bu
Poyraz burada mı? Merhaba kızım, Poyraz burada. Bir süre misafirimiz olacak. Tamam, ben görebilir miyim kendisini? Maalesef bana izin veremem. Neden? Nezarethane şu an. Nasıl yani, siz ciddi misiniz? Yapılması gerekeni yaptık kızım. Bakın, Poyraz birine zarar verebilecek biri değil. Bir şey olmuştur, bir yanlışlık olmuştur. Lütfen, ben buna eminim. Hepsi anlaşılır, merak etme. Poyraz bizim evladımız. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Bakın, benim Poyraz'ı görmem lazım. Onun iyi olduğundan emin olmam lazım. Lütfen. Söylediğim gibi, bana güven. Şu an için yapılabilecek başka bir şey de yok. Tamam. Tamam o zaman, siz bana bir kalem, kağıt, bir şey verin. Ben ona not yazayım, ona ulaştırın, olur mu? Lütfen buna izin verin en azından, lütfen. Oğlum, bir kağıt kalem getirin. Verir misiniz? Dışarıdayım. Aklımdasın. Ziran. Hani sen bana hep söylüyorsun ya, ben senin yanında mucizelere uyanıyorum diye. Aslında bu mucizeleri yaratan sensin, biliyorsun değil mi? İçerideyim, aklımdasın. Sen bana demiştin ya, ben bu odada kimse için özel değilim diye. Sen benim için çok özelsin Zira. Çok güzelsin. Tutturmuş, tamam mı? Atacağım kendimi, atacağım kendimi. Ya dedim, sen ölmeyi, bayılmak mı sanıyorsun? Manyak herif. İn bakayım oradan aşağı, gel buraya. Ay, elin de hafifmiş ha. O gün bugündür her bayram arar beni, sağ olsun. Ama sağlık çalışanları baş tacımızdır. Sizin hakkınız ödenmez. Sağ olun. Teşekkürler, geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. İyi görünüyorsun. İşte nasıl olayım? Haziran diye biri var, sağ olsun. Sabaha kadar uyumadı da başımda durdu, iyileştirdi beni. Doktorumla görüştüm, birazdan çıkabilir misin? Kısmet bunlar be. Bedeniniz burada ama aklınız asla. Evet. Poyraz'ı düşünüyorum. Neden vurdu sana? Yani... O böyle durup dururken birine zarar vermez. Bir sebebi olmalı. Onu bu kadar iyi tanıyorsun yani. Evet. Birini tanımak için öyle yılların geçmesine gerek yok. Benim sana kendimi tanıtacak vaktim olmadı tabii. Şikayetçi olmayacaksın değil mi? Yani babaannesi üzülür, adalılar da üzülür. Sen üzülmez misin?
Ben de çok üzülürüm. Yarın da omlet yapalım. Ya Poyraz'a hala ulaşamıyorum. Aliye teyzenin de haberi yoktu en son. Baba bir ifade almak niye bu kadar uzun sürsün ki? Poyraz'a bir süre daha ulaşamayabilirsin kızım. Anlamadım, niye? Benim torunumu sen mi içeri attırdın Latif? Çabuk cevap ver bana. Ne? Baba Aliye teyze doğru mu söylüyor? Yahu benimle ne alakası var? Ne gerekiyorsa o yapıldı. Ben bir şey yapmadım. Yani Poyraz yaptığının bedelini ödüyor. Neyi sorguluyorsunuz ki? Sen kapa çeneni. Bana bak. Yeter ama. Baba, şunu bir doğru düzgün anlatır mısın? Ne oluyor? Yahu o çocuk zamanında neler çekti? Hatırlamıyor musun bunu? Düşünmedin mi hiç? Yahu düşünmez olur muyum Aliye abla? Düşündüm tabii ki. Poyraz'ın o geçmiş günlerinde ben de dönmesini istemem ama... Ne ama ne? Daha doğru düzgün ne yaptığını bilmiyoruz bile. Niye vurduğunu da bilmiyorum. Ya niyesinin ne önemi var? Bir suç işledi, içeri girecek, aklı başına gelir inşallah. Aklı varsa tabii. Sen içeri gitsene ya. Değil. Ne? Yazıklar olsun sana. Latif, bak sen doğruluktan vazgeçme. Hak, hukuk, adalet. Senin motton bu, tamam mı? Sakın. Bana bak. Bana bak. Bir saniye. Komiser ölüyor. Alo? Evet. Evet. Nasıl? Ziyaretçin var. Selam. Nasılsın? Yeni imajım nasıl? Senin ne işin var lan burada? İyiyim, sağ ol ya. İşte bir hadise atlattık ama çok şükür verilmiş sadakamız var. Tamam, zevzekliği bırak, çık git şuradan. Şu arkadaşı alır mısınız? Arkadaş mı? Arkadaşız değil mi ya? Bak bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü bu hadise aramızı bozacak diye çok korkuyordum. Oğlum sen hasta mısın lan? Niye geldin buraya? Amacın ne? Ne istiyorsun sen? Öf. Herkes de amma ciddi bu odada ha. Dinle beni şimdi, ciddi adam. Öyle laflar etmemeliydim. Özür dilerim. Ama işin aslı şu ki en başından beri gözüm tutmadı seni. Haziran'ı korumak istedim. Ona karşı niyetinin ciddi olup olmadığını anlamak istedim. Kötü niyetli olup olmadığını anlamak istedim. Bu yüzden de damarına bastım. Karşılığını da aldım. Ama neyse ki sandığım gibi biri değilmişsin. Gerçekten de seviyormuşsun Haziran'ı. Bu da bana yeter. Ayrıca sağ kroşen de çok iyiymiş ha. Güzel kahvaltıcı var mı buralarda? Çünkü bir çayını içerim. Hastanedekiler hiç kesmedi. Ya senden şikayetçi olamazdım herhalde değil mi? Gönlüm razı gelmezdi zaten. Serbestsin, ciddi adam. Ayrıca Haziran da dışarıda bekliyor seni. Sana hapishanelerle ilgili bildiğim komik bir fıkra anlatayım. Ben her türlü uğrayacağım size bu arada. Kaçarı yok. Görüşmek üzere. O maçı öyle oynamayın, yatarsınız. Tamam. Hadi. Poyraz. Poyraz nasılsın? Evet. Hepimize geçmiş olsun. Wow. Burada feci, gergin bir enerji alanı var. Bakın burası. Ama bence sizin baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Yani benim fikrim. Kendinize iyi bakın. Yani ben tabii tek başıma gidebilirim. Hiç sorun değil. Hiç değil. Benim hayatım tek başıma geçti zaten. Siz de kavga etmeyin çok, tamam mı? Hava güzel. Yaşamaya değer bir gün. Mis. Demek ki bu kez bacaklarını kırmak lazım bunun. Başka türlü akılanmayacak. Poyraz sen hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Sen önce bana kavganın sebebini anlatacaksın. İşim var benim. Poyraz hiçbir yere gitmiyorsun, anlatacaksın dedim. Anlatmadı mı sana arkadaşın? Poyraz sen neden böyle davranıyorsun? Ya sen bütün gece onun yanında değil miydin zaten? Bütün gece mi?
Ya kimsesi yoktu, tamam mı? Ben ne yapsaydım? İyi, git yanına kimsesi yoksa. Yalnız bırakma, aklın kalır sonra. Poyraz sen ne diyorsun ya? Ne dediğinin farkında mısın ha? Ölecek mi kalacak mı belli değildi. Ben ne yapsaydım ha? Ya ben kendine gelir gelmez zaten senin yanına koştum. İyi, tamam. Ne tamam ya? Ne tamam? Sadece tamam mı? Acaba Batu'ya şikayetini geri çekmesi için kim söyledi? Ha? İlla bunları mı konuşalım yani? Keşke bana bir sorsaydın söylemeden önce. Poyraz sen bana niye böyle davranıyorsun? Niye her seferinde ben sana kendimi açıklamak zorunda kalıyorum? Sen benim içim dışımı bilmiyor musun? Bilmiyormuşum. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Ya görmüyor musun? Ben senin yanındayım işte. Elini tutuyorum. Ben sana sadece bir soru sordum. Niye yaptın dedim. Cevap vermesi bu kadar zor mu? Şimdi duydum ya. Tamam, bir şey yok. Sen bana bu şekilde davranamazsın, tamam mı? Ya ne oluyor? Sakin olun biraz. Yalnız burada panik yapan tek kişi sensin. Sana mı dedik Alper? Ne oluyor ya? Allah Allah. Ben gidiyorum. Tamam, tamam sen bu şekilde git, tamam mı? Böyle ol, ne söyle, hiçbir şey söyleme, anlatma. Bu şekilde bitsin ya, çok iyi gerçekten. Gel ya, sakin ol, hadi gel. Gel, gel biz yürüyelim, gel. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin, sağ ol. Geçmiş olsun evlat. İyi misin? Fena olmuşsun ya. Taş kafayım ben abicim, bana bir şey olmaz. Hava çok sıcak, güneşte fazla gezme. Git dinlen. Hadi eyvallah, bakalım. Eyvallah. İyi okumalar abim. Merhabalar. Geçmiş olsun çocuğum. Sağ ol ablacığım. Nasıl gidiyor işler güçler? İşlerimiz çok keser. Hadi ya. O zaman ben bir şey alayım da işler buyurun, açılsın. Buyurun. Buyur, şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Hadi rast gelsin. Geçmiş olsun Batu. Çok sağ ol ablacığım, çok sağ ol. Batu geçmiş olsun. Eyvallah abicim, teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Çöp tenekelerini sen hallettin değil mi? Yok be abim, ama sizin işiniz görülmüşse ne mutlu size yani. Allah senden razı olsun. Hepimizden canım abim, hepimizden. Poyraz da bizim oğlumuzdur. 10 numarada bir delikanlıdır. Ama işte... Ama derken? Kötü hadiseler oldu geçmişte. Hmm. Poyraz'ın iyiliği için sır olarak kaldı. He, sen şeyi diyorsun. Boş ver şimdi, takılı kalma. Ama barışın siz Poyraz'la, aynı şeyleri yaşamayalım. Tabii abim, tabii. Ablacığım ben bunu alıyorum. Al tabii, al. İki günlük tazecik eşini o koca karıya karşı savunmadın bile Latif. Üstelik kızınla da bir oldun. Üçünüz beni böyle puş ettiniz. İki paralık değerim kalmadı benim artık o evde ya. Ben bir süre yokum Latif. Sen ne zaman ki benim kıymetimi anlarsın ben o zamana kadar yokum. Selma, kerede Fatih ile nasıl gidiyor durumlar? Yemeğe çıkmalar falan var mı? Görkem sus. Allah aşkına Görkem. Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Hiç. Hı, geldi. Zeynep, ne oluyor böyle sabah sabah? Yok, ben artık o evde kalamam yani. Bundan sonra Latif düşünsün. Bana ne? Anca o Aliye ile bir olsun. Çay var mı? Yok. Ama ne banitere ana yok. Yeni bir skandal falan yok yani. Aliye versus Zeynep klasiko. Pardon, sen böyle kafana esince bu eve geri dönebileceğini falan mı sanıyorsun acaba? Evet. Oldu canım. Selma bak, zaten sinirliyim, yapma böyle. Sen benden bir özür diledin mi bakalım? Hı? Ne için? Bilmem, genel olarak mesela. Aliye teyzeyle niye yine kavga ettiniz teyzeciğim? Ya Poyraz bizim Batu'nun kafasını yardı. İşte aradığım skandal. Nasıl olmuş, nerede olmuş, kimle olmuş? Hadi anlat anlat hadi. Sizin gerçekten dünyadan haberiniz yok ha. Otelde oldu. Poyraz böyle kızgın boğa gibi Batu'nun üstüne bir atlıyor. Ya çocuk ölümden döndü. Ay bir de otelde mi oldu? Of ya. Kız ne diyorsun? Çilli gotik. Git orada şey var çekirdek kiloluk. Onu al gel gıybet time. Ay Allah ya. Bu çocuk da daha yeni durulmuştu. Ne oldu ki böyle? Ah ah ah. Bir şey diyeceğim. Şimdi bunun kalacak yere ihtiyacı vardır ayol.
tabii. Otel, motel, pansiyon. Yok, ben hiçbir yere gitmem. Burada kalacağım. Ne? Ne? Sen de mi canım? Ne? Ay doğru duydunuz işte. Burada kalacağım. Yani Latif'le barışana kadar buradayım. Şu peyniri uzatır mısın? Tabii. Semacığım. Anlaşıldı. O vakit ben yavaş yavaş kalkayım. Zaten burası pek sıkıcı. Yani yaşlı enerjisi var. Hep yaşlı kokusu falan. Ayrıyeten sizin kavganızı, gürültünüzü hiç çekemem. Tabii. O vakit... Of. Çantamı falan hazırlayayım tabii. Değil mi? Hadi toplan sen. Allah sizi kahretmesin. Kimse kal demiyor ayol. Of! Şu salamı da uzatsana. Yok salam. Ay ver Selma şunu ya. Bana da anlatmayacak mısın? Yani ne dedi o Batu sana da sinirlendim bu kadar? Abuk sabuk konuştu işte. Haziran'la geçmişleri falan. E bu kadar olamaz herhalde. Ya söyletme işte Alper. E saçma sapan detay verdi bana. Bel altı vurdu yani. Yok artık. Ben onu az bile yaptım biliyor musun? Dua etsin. Sakin abi ya, sakin. Ben sanmıyorum bu arada yani. Böyle bir şey olmuş olamaz yani. Haziran o çocukla hiçbir şey yaşamış olamaz. Siz konuştunuz mu hiç? Ya ben ne söyleyeyim ki kızı? Siz bu gerizekalıyla zamanında şunları şunları yaşadınız diye gidip kıza mı soracağım? Hem bana ne? Ya ne bileyim abi, öyle değil de yani en azından... Bu Batu'nun ne mal olduğunu söyleyebilirsin. Söyledim Alper, söylemedim mi sanıyorsun ya? Herif aşağılık yüzünü bir tek bana gösteriyor. Ne yapacaksın peki? Yakında görürsün. Hatta herkes görecek. Bu erkekler ifla olmaz ya. Akılla mantıkla çözülebilecek gibi değil, vallahi bak. Hayır soruyorum, ne oldu diyorum, bir şey de söylemiyor. Ya sanki Batu'yu ben çağırdım, boşu boşuna kızıyor bana. Şunlar bir geçsin de ben Poyraz'la konuşacağım zaten. Şu öfke problemini düzeltmesi lazım. Var ya, tam böyle her şey yoluna girdi, bütün problemler çözüldü diyorum. Hop yeni bir şey çıkıyor. Ya ben Batu'yu ciddiye almıyorum ki, o niye ciddiye alıyor? Yani ne gerek var? Hem zaten yarın benim... Ne var yarın? Boş ver. Buyurun. Aa, hoş geldiniz. Gelin, gelin. Çay, kahve, kek, börek hepsi hazır. Hadi oturun, oturun. Hadi otur. Ya ben arkadaşımı çok özledim ya. Şöyle biraz sarılayım. Bir öpeyim. Oh. Neredesin sen Biricik? Nasıl neredeyim? Ya bir sürü şey oldu, hiçbir şeyden haberin yok. Böyle hayalet gibi ortada dolaşıyorsun. Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Neredesin? Yani... Sen de beni hiç aramadın. Tamam, neyse. Ya deme öyle. Tamam, biraz kopmuş olabiliriz. Yani ne bileyim, ada böyle bir yer demek ki. Bir de ben tabii Alper'le sevgili olunca... ...biraz onunla fazla vakit geçirmeye başladım. Ben niye oturuyorum ya? Ben niye oturuyorum? Ortalık savaş alanı, ben hala oturuyorum. Benim yapabileceğim işi var mı Haziran? Benim bile yapabileceğim işi olduğunu sanmıyorum. Melisa sağ ol bu arada. Ne demek? Yine konuşmak iyi geldi. Hadi görüşürüz. Neyse ben içeriği toplayayım. Kaldım, kusura bakma. Canın sağ olsun be Zeyno. Hayat kısa. Çok dert etme böyle şeyleri. Acaba sana güvenerek doğru bir şey mi yapıyorum ben? Sana bir tane cheeseburger söyleyeyim mi? Ha? Yer misin? Şefim. İstemiyorum bir şey yemek. Okey. E bir tane patates al bari bak. Bir tarafın şişer. Sen iyi misin Allah aşkına? İyiyim Allah aşkına.
Siz nasılsınız efendim? Batu bak, sana kızımı al İstanbul'a götür dedim. Hmm. Onun kalbine gir dedim. Onun aklına gir dedim. Yani bir şeyler yap dedim. Sen ne yaptın? Gidip kavga ediyorsun ya. Üf. Rahat ol biraz ya. Aman panik kadın. Merak etme. Her şey kontrolüm altında. Plan tıkır tıkır işliyor. Hiç öyle görünmüyor. Çünkü senin kafan böyle şeylere basmaz canım benim. Öyle mi? Ya sen iyi bir insansın. O yüzden öyle diyorum. Bak şimdi. Poyraz yabanileşecek. Yalnız kalacak. Haziran'da ondan uzaklaşacak. Sonra? Sonrası iyilikler, güzellikler. Ne sonra? Kızını alacağım, İstanbul'a götüreceğim. Ne o da bir daha adaya adımını bile atmak istemeyecek zaten. Al bir tane patates ya. İstemiyorum. Hiç yaşamıyorsunuz hayatınıza. Hiç. Normalde bu tür bilgileri paylaşmıyoruz biliyorsun. Doktor hasta gizliliği sebebiyle. Tabii tabii anlıyorum. Ama siz de biliyorsunuz ki İdil benim çocukluk arkadaşım. Ve bu durumu gelip sadece bana anlattı. Benimle paylaştı. Yani ne babasıyla ne başka bir yakınıyla. O yüzden ben en azından bileyim hastalığını, ona göre yardımcı olmaya çalışayım. Amacım bu. Anladım. Yani tahlillere, tetkiklere devam ediyoruz. Henüz kesin bir teşhis koymadık ama gelen ilk sonuçlar iyi değil maalesef. Nasıl yani? Gerçekten ölümcül bir şey mi? Poyraz, metanetli olman lazım. Üzme kızı. Hem moral önemli biliyorsun. Ayrıca dün bir çocuğun kafasını yarmışsın. Olacak iş değil yani. Haklısınız. Kim o çocuk? Oyuncu falan mı? Oyuncu falan değil yani bildiğim kadarıyla. Vallahi hepimiz öyle bir inandırdı ki numaracı. Geldi hiç kıpırdamıyor falan, böyle gözleri kapalı. Korktuk biz. Meğerse şuuru falan açıkmış. Yalandan yapıyormuş. Poyraz. Poyraz yaşıyor mu? Poyraz ha? Dur. Afiyet olsun. Ya bence onlar onu yemeği bırakmamıştı biliyor musun? Hesabı istemeden kimsenin tabağını almayalım olur mu? Tamam. Dikkat ederim bir dahakine. Biricik. Ne oldu acil yazmışsın? İyi ya, ben seni çok acil özledim de. Eh be Biricik işe gidiyordum. Ya tamam bak seni çok fazla tutmayacağım. Akşama parti veriyorum tamam mı? Yani bence biraz gerildik bu ara. Ne partisi şimdi durduk yere? Ya sunset partisi işte güneşin batışını izleriz falan. Ya bu aralar hepimizin kafası biraz donmadı mı yani? Sence de öyle değil mi Melisa? Ya bilemedim. Çok tatsız durumlar var ya şu an. Ne tatsız olayı oldu anlatın ben de bileyim o zaman. Bir bakabilir misiniz? Buyurun. Ya, dün akşam... Yok, dün akşam diye bir şey. Nasıl yok? Yok işte. Tekrar söyleyebilir misiniz? Ada kurabiyesi ve çay lütfen. Evet. Bence de yok. Ben geliyorum partiye. Okey. Süper. Alper'in bak itiraz isteme. Tamam mı? Ben zaten aradım bile Sadık'ı, Görkem'i falan. Ay oley ya, bugün çok güzel olacak. O zaman ben kaçar. Neye bakıyorsun? Sen neye bakıyorsun? İşte sen bakıyorsun diye bakıyorum. Lan deminden beri tip tip bakmıyor musun? Oğlum benimle lanlılığını konuşma. Bana bak, indir önce o elini sen. Sen indir lan o elini. Bak delirtme beni. Sen beni delirtme lan. Ay! Kim o? Toplayış alır. Burada. Aa küfür. Küfür hiç yakışmıyor bak. Diplerler. Lan bana bak.
Tek kelime daha etmeyeceksin, tamam mı bana? Topla eşyalarını, topla. Defol git bu odadan. Tamam, peki abi ya. Otel senin neticede. Lan ben sana ne diyorum lan? Bir kelime daha etme demedim mi ben sana? Selam, her şey yolunda mı? Ne oldu? Durduramadım. Poyraz abi... Taksit mi anlatacaksın? Ne oldu Poyraz'a? Batu abinin odasına gitti. Çok sinirliydi. Sen ne şerefsiz adamsın lan. Kim gönder seni buraya? Amacın ne? Şimdi sen böyle sorular soruyorsun, sonra da konuşma diyorsun. Nasıl olacak? Tamam. Poyraz! Poyraz, ne yapıyorsun? Ya çok gergin, gereksiz gergin. Sakinleştirici alması lazım. Bak, Poyraz! Ya seni geçiniyorum ben. Kalp hastası olursun bak, tansiyonun çıkar. Poyraz hadi dışarı. Bu adam bu adada kalmayacak, tamam mı? Bu adada kalmayacaksın, adadan ne defol gideceksin. Poyraz hadi. Tamam yeter ama tartışmayın, ben giderim ya. Benim için tartışmayın, ne olur, üzülüyorum ben. Poyraz hadi dışarı, Poyraz. 5 dakikam var. 5 dakika sonra seni görmeyeceğim burada. Poyraz hadi. Tamam, 5 makul benim için. Ya tamam, bırak. Poyraz sen ne yapıyorsun? Sen bu şekilde davranamazsın, tamam mı? Böyle yapmaya hakkın yok. Ya ben sana bir şey soracağım, sen saf mısın? Sen saf mısın, görmüyor musun gözündekini? Görüyorum, evet görüyorum ve bu beni çok korkutuyor. Sen beni çok korkutuyorsun Poyraz. Ya adam seni parmağında oynatıyor, parmağında. Sen de her söylediğine inanıyorsun. Doktorla konuştum ben, hiçbir zaman bayılmamış bu. Bilincini de hiçbir zaman kaybetmemiş. Hepsi numara. Kafası kanıyordu. O da mı numaraydı ha? Sen vurmadın mı ona? Vurdum. Vurdum çünkü hak etti. Tamam işte, neden vurdun ya? Ben de onu soruyorum, neden? Yani nedense neden işte. Öyle olması gerekiyordu. Ben gördüm, tamam mı? Kafasında kan vardı, yerde baygın yatıyordu. Belki yolda ayılmıştır, belki ambulansa, ne bileyim, ne fark eder? Ya ne demek ne fark eder? Çok şey fark eder. Bu herifin yaptığı her şey oyun diyorum sana. Sen de en büyük oyuncusun. Ben de buna izin vermeyeceğim. Merak etme Poyraz, ben kendimi koruyabilirim. Ayrıca kimsenin oyuncağı değilim. Hele saf hiç değilim. Belli ki sen beni çok yanlış tanımışsın. Bilmiyorum. Belki de hiç tanımamışım. Ben sana soruyorum, tamam mı? Anlat diyorum, anlatmıyorsun. Sen ne istiyorsun benden? Bu şekilde konuşmanın, benim kalbimi kırmanın kime ne faydası var? Sen bilirsin Poyraz ya. Gerçekten sen bilirsin. Sen ve saçların, kendinize iyi bakın, olur mu? Sağ ol abi, sen de. Seninle de çok vakit geçiremedik genç adam. Kendine iyi bak, Allah'a ısmarladık. Sen de abi. Batu, benimle geliyorsun. Tamam, olur, nereye? Sana kalacak bir yer bulacağız, hadi. Siz neye bakıyorsunuz ya? Hadi işinize. Merhaba, kolay gelsin. Biz Sandal Ağacı'ndan geliyoruz. Bizde boş yer kalmadı da sizde bir oda varsa arkadaş size getirmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bir bakayım ama bu ara biraz kalabalığız. Nasıl ya, sizde mi? Ya zaten nereye gitsek oda yok, hiç anlamıyorum. Haziran, ben gerçekten kendi başımın çaresine bakardım ya. Tamam, bir dur. Maalesef bir hafta boyunca odalarımız yok. Alt sokakta Manoli Otel var. Orayı aradınız mı hiç? Arkadaşımız olur kendisi. Sizden sonra oraya bakacaktık. Varsa numarası arayabilir misiniz? Tabii, ben ararım. Siz oturun lütfen. Ne içersiniz bu arada? Yok, bir şey almayalım. Bizim acelemiz var. Peki. Bence sen İstanbul'a dön Batu. Burayla enerjin tutmadı. Burayla demeyelim de Poyraz'la diyelim. Kırlangıç Adası'ndaki bütün otel odalarını kapat. Hemen. Hiçbir oda kalmasın. Acele et. Tamam.
Maalesef orası da dolu. Nasıl ya? Ya bütün adada, bütün oteller dolu yani, öyle mi? Yani sezonun tam ortası. O yüzden bir de yarın kalabalık bir grup geliyormuş. Hem bizi hem Manolio Oteli kapatıyorlar. Yani az farkla kaçırdınız. Anladım. Batu, iyi misin? Tamam beyefendi, iyi misiniz? Yok yok. Yani gözüm karardı, başım döndü. Sıcakta da yürüdük ya bir de. Az dinleneyim. Hastaneye gidelim mi? Yok. Benim uzanmam lazım aslında. Uyusam kendime geleceğim. Heh. Hadi gel sen otur şöyle. Otur. Su falan bir şey ister misin ha? Yok. Sen de iyi görünmüyorsun bu arada ha. Çünkü iyi değilim. Yorgunum, uykusuzum, hatta açım. Hiçbir şey yapacak enerjim kalmadı. Ya ben de çok açım aslında, biliyor musun? Sana da pizza söyledim, hadi. Ne diyorsun ya? Sen bir meleksin. Şefim, kolay gelsin. Burası. Çok iyi değil ama idare edeceksin artık. Harika, harika. Tam benlik. Bakalım. Teşekkürler. Haziran hedefli. Evet. Merhaba, siparişinizi getirdim. Of, tam zamanında. Teşekkürler. Afiyet olsun, iyi günler. Pizzalar da geldi. Ha, harika. Sen burada yatarsın. Olur. Sen de içeride mi? Hayır tabii ki, biricikte. Canım geliyorsun değil mi? Nereye geliyor muyum? Sana haber vermediler mi? Neyi haber vermediler mi? My mistake. Görkem seni arayacaktı. Yani davetlere o haber veriyordu. Sunset partisi yapıyoruz. Güneşin batışını kutlayacağız. Davetlilere. Yo, benim haberim yoktu. Gelemezdim zaten de ama akşam için kalacak bir yere ihtiyacım var. Haziran kuşum, gel bende kal. İstediğin kadar kal hatta. Ev senin yani. Ama bak akşam da gel ya, eğleniriz. Buraya! Sabahtan beridir balon şişiriyorum ben burada ya. Çocuk partisi mi, büyük partisi mi belli değil ya. İstifa ediyorum ben. Delirdi adam. Allah Allah. Ne oldu, annem gücüne mi gitti? Hı? Sadık ticaret şişirilmiş bir balondu. Tamam sen balonları bırak o zaman, tamam mı? Git içeriği topla, temizle falan, öyle şeyler yap. Olur mu? Olur. Hadi. Tamam bak ama lütfen gel akşam yani. Tamam mı? Herkes geliyor bak. En yakın arkadaşın da geliyor. Melisa. Of Biricik, başlama lütfen, tamam mı? Poyraz da geliyor. Poyraz da mı? İyi, gelsin yani, ne yapayım? Neyse tamam, akşam görüşürüz. Herhalde yani, hadi bay bay. İyi tamam, görüşürüz, bay bay. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Biricik. Klasik parti veriyormuş da, herkes oraya gidiyormuş da falan filan işte. Hı. Poyraz da mı? Hı. Seninle partiye gidiyorum diye çok mutluyum. Sen iyi oldu önünde olan bu şu an. Ben senin yanında hep iyiyim zaten. Yani iyi olmak dışında bir şey düşünme zaten bu aralar. Yok yok, düşünmem, merak etme. Ben sen Haziran'la gidersin diye düşünmüştüm. Yok.
Peki gelmeyecek mi partiye? Bilmem, konuşmadım. Belki başka işleri vardır. Partiye sanırım. Evet. İyi. Çok güzel. Aynen, çok güzel. Otellerde bütün odalar tutulmuş. Ben de akşam biricikte kalacağım. İyi günler. Kız ya. Gördüm ben daha önce bunu. İdil. Poyraz'ın bir şey mi? Yok canım, ne münasebet. Yani kuzeni falan mı diyecektim? Hayır, normal arkadaşı. Ha, anladım. Ah Latif, ah. Kudurdu, kudurdu. Zırt pırt arayıp duruyor. Daha çok beklersin sen beni Latif Efendi. Daha neler çekeceksin benden. Sen ne yapıyorsun? Hiç, öyle can sıkıntısı işte. Biri mi evleniyor? Yok canım, kim evlenecek öyle Allah Allah bu yaştan sonra hem de. Şişt, bak bakayım ama sen. Bak bak, gözüme bak. Ya bakamam, anlarsın bakarsan. Ay, bakmayınca anlamıyorum sanki. Kızım, ablanım ben senin. Unuttun galiba. Anlat. Anlat çabuk. Kim bu? Kim? Ya öyle bir şey değil. Yani Görkem istedi diye hededim ben. Hmm, tamam. Kime hededin? Onu öğrenmek istiyorum. Fatih. Ne? Biliyordum ben bunu. Parmağım. En başından beri anlamıştım, biliyordum. Kimseye söyleme ama, tamam mı? Yok be, kime söyleyeceğim Allah aşkına? Yalnız bunlar hakikaten olmaz. Bence de olmaz. Yani aslında böyle yemek buluşma falan da olmaz ya. Ben iptal edeceğim. Ay, saçmalama. Sen şimdi kendini bana bırakıyorsun. Tut bakayım şunu. Gerçekten bunlardan bir şey çıkmaz. Ne diyorum sana? Bir şey diyeceğim. Beraber bir şey dikelim mi? Senle ben. Evet. Olmaz mı? Söz fikirlerini çalmayacağım. Olur. Midye var, midye var, midye var. Tabii, tabii. Midye var, midye var. Oğlak tandır çevirseydin orada. Konsepte çok uygun. Allah'ım yarabbim ya, tuhaf mı biraz da yok? Bu ne?
Yemin ederim benim hiçbir fikrim yoktu. Zaten bu adam nereyi bulsa tezgah açıyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Haziran ablayla büyük kapıştılar ama. Selam. Hoş geldin canım. Ben gelmese miydim ya? Niye canım, ne olacak ki? Yani burada kimse yabancı değil, hepsi kaç yıllık arkadaşımız. Hatta bence daha çok beraber olalım. Değil mi? O zaman ben gideyim kaynaşayım. Tamam. Tamam. Ne habersiniz? Bize mi sordun? Evet. Aa, hiç alışkın değiliz senden. Aa, aşk olsun. Kek yaptım. Yediniz mi tahinli cevizli? Zehirlenme hiç niyetimiz yok. İdil, ben yedim kekten, çok güzeldi. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Görkem Bey, gelin midyeyi. Garanti veriyorum, böyle bir midye yok. Neden? Çünkü hepsi birazdan yok olacak, hepsi yok satacak. Buyurun gelin efendim, buyurun. Allah'ım yarabbim, hala midye diyor ayol bu. Taktı yedirecek. Vallahi billahi ya. Delirdi iyice midye diye. Yemeyeceğim mideni, yemeyeceğim. Allah'ım yarabbim. Benim zaten derdim başımdan büyük. Evsiz barsız kalmışım, yersiz yursuz virane. Nasıl yani, evden mi kovuldun? Ayol sana ne? Kovulmadım, kaçtım. Bak bakayım o tezgaha. Hadi açık büfe, yumu ol. Ne var Melisa ile aranızda? O mu anlattı? Kimse bana bir şey anlatmadı Alper. Anlaşılıyor zaten her şey. Söyle. Ya durumlar o kadar karışık ki... Ne bileyim ya, senin de işin başından aşkın diye anlatamadım abi. Alper bak, böyle devam edersen Melisa'yı da üzeceksin, Biricik'i de üzeceksin. Yakışmaz bak sana. İyi düşün, kararını ver. Ya mesele karar vermek değil ki. Ya çok karışık abi yani. Yani ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum ben açıkçası. Alper, ne yapacaksan yap, daha fazla uzatma, tamam mı? Ben sana söyleyeyim yani. Bak bir de İdil'i bu kadar dışlamayın, onu da alın aranıza. Emin misin? Yani İdil'den bahsediyoruz. Oğlum sen dediğimi yap. Tamam, bir bildiğim vardır. Haziran'la nasılsınız? İyi, çok iyi. Batu ile onun evinde takılıyorlar şimdi. Hiç öyle bakma, umurumda değil. Burak'cığım. Efendim? Sen ailenle yaşıyordun değil mi? Evet. Saçları toplamışsın, hoş olmuş. Teşekkür ederim. Ama senden olmaz. Gerçi burası olabilirdi ama burada aşırı skandal olma ihtimali yüksek. Hoyraz Bey'e bakıyoruz ama onun evi de ateş çemberi. Uyku yok yani. Görkem Bey. Hı. Gelin benimle kalın ya. Annem sende kalacağımı denizin üstüne salla kalırım daha iyi. Ay her şey çok güzel görünüyor ya. Değil mi? Nasıl eğleniyoruz? Siz de çok güzel görünüyorsunuz. Hadi bir selfie çekelim. Alper'im, sevgilim, neredesin? Gelsene. Tata. Aa, bir dakika, mesaj geldi Haziran'da. Ya Haziran gelemiyormuş. Batu'nun tansiyonu çıkmış. Neyse tamam. Biz çekelim. 3, 2, 1. Bakayım. Ay çok güzel çıkmışım ben. Oley, bunu koyuyorum. Bakayım. Aa. Ya
sen gitseydin vallahi Haziran. Sen bir iyileş önce. Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun? Story koymuşlar, ona bakıyorum. Hala hazır evde bekliyorsun, biliyorsun değil mi? Boş ver ya. Zaten çok kalabalık. Gerekli gereksiz bir sürü insan var. Ben vazgeçtim. Ya ben kendimi çok kötü hissediyorum ama şu anda benim yüzümden bütün düzenim mahvoldu. Orası öyle de benim de zaten uykum falan var. Hiç o modda değilim. E ne yapacaksın peki? Yani işte senin iyileşmeni bekleyeceğim. Sonra da teyzemlere giderim, bilmiyorum. Sen hiç merak etme. Ben şimdi kendime gelirim. İnşallah. Gülümse. Ne yapıyorsun? Anı bunlar hep, anı. Ay 4 dakikada 300 kişi izlemiş ya. Kişiniz? Evet, Batu da izlemiş. Hmm. Aa, onlar da selfie koymuş. Aa. Baksana. Aa. Hazin Tom. Hazin Tom'da tansiyon keyfs. Hastalıkta sağlıkta. Hastalıkta sağlıkta mı? Evet. Şuna bakın ayo. Bu çocuğun bakışları şeytan gibi ayo. Hayır ya, Batu iyiydi. Ya biz eğlenmemize bakalım, olur mu? Aa, İdil, sen keyfine bak, tamam mı? Geliyorum hemen. Biz bir kere boşuna kasıyorsun kendini. Ne yapayım Alper, sen söyle. Kasma. Seviyorsun çünkü. Ya senin için kolay tabii değil mi? Kolay. Yani benim bildiğim Poyraz sevdiği kadını öyle başka heriflerle yani yan yana bırakmaz ha? Kesin bilerek yapıyor biliyor musun o pislik herif? Kesin. Haziran hep yanında kalsın istiyor tabii. O zaman? Hı? Ne bekliyorsun? Didi. Geliyorum. Ya benim acil çıkmam gerekiyor. Sen eğlenmeye devam et, tamam mı? Haziran'a mı gidiyorsun? Ben de geleyim. Hani hemşireyim ya ben, tansiyonla falan bakarım. Batu'na yardımcı olurum. Yok yok, hiç gerek yok. Sen takıl burada ya, keyfine bak. Poyraz, ben sensiz eğlenemem ki. Ben senin yanında olmak istiyorum. İyi tamam hadi. Kaldık biz buralarda. Haziran'da da kalamayacağım garantilendi. Ev yok ayol, ev yok. Gelin bende kalın Görkem. Ha sende kalın değil mi ben? Ayol ben senden nasıl kalayım Allah aşkına ya? Sen hep açsın be oğlum. Yani sen gece beni yersin. Sabah bir kalkıyorum yoğum ben. Olmaz Sadık. Güzel oldu, güzel. Evet. Gelinliğini de ben tasarlayacağım ama. Tamam. Bu ne ya böyle? Aa, bu saatte. Aa. Ay ne kötü bir sesi var. Aa. Oğlum aşk şarkısı çalsana, bu ne? Abi bize sadece oynaması var abi. Ya çift bu ne? Zeynep aslında ben romantik bir ambiyans hazırlayacaktım ama elde bu var. Oynayın be abla. Deli mi ne? Yok artık. Kızım ne yapıyorsun ya? Çek çekil çekil çekil. Eve dön Zeynep. Yani. Eve döner misin Zeynep? Latif, sus dur şunu. Ya indirsene şunu, sen de rezil olduk el aleme. Ya hem siz küs değil miydiniz? Ne işin var senin bu evde? Bana bak Latif, burada küs olan birileri varsa o da senle beniz.
Aşkım ben aslında belediye bandosunu getirecektim ama imkanlarını kendine kullanıyor diye laf ederler diye şey etmedim. Aşkım ya ne olursun. Kısaca özetle senden özür diliyorum. Ne olur evimize dön. Kısacası özetle. Bak bak bak. Kısaca ve özetle. Ben kardeşimi kimseye yedirtmem, tamam mı? Hı, ona göre. De, gel Selma. Ya Zeynep! Uf. Hüzünlü bir şeyler var mı? Var abi. Çal. Yürü. Şaşırmışım. Gözleri böyle çip çip. Ay Zeynep dur karnım ağrıdı gitti. Ya, ya zurna keman falan. Zurnacı. Ay öldüm. Ay Allah. Ah. Selma. Özür dilerim. Sana iyi bir kardeş olamadım. Sevgimi sana gösteremediğim için. Tasarımlarını çaldığım için senden özür dilerim. Sıfırdan başlayalım mı abla? Ki ben. Ama bu yaptığın ayıp ama. Ben hala anlamadım ama ne yaptığını. Hayır. Yani böyle yaparak haklıyken bile kendini haksız duruma düşüreceksin. Söyleyeyim de. Ben ne yapmışım gerçekten hala anlamıyorum. Sen niye geldin haber vermeden? Ha? İşte şimdi de İdil'le. Ne yaptın şimdi beni Batu'dan falan mı kurdun? Valla ben hasta ziyaretine geldim. Başka da bir şey bilmiyorum. Tabii tabii. Siz böyle ne güzel partiliyordunuz, eğleniyordunuz falan. Ne oldu birden? Hı? Hasta ziyaretine geldik senin evine. Çok üzüldük ya. Aynen. Senden korktum ben sanki. Kork zaten. Gerçekten tansiyonu yüksek. Harbi mi ya? Yani normal dedim ben. Bir de ateşine bakayım. Korkma sırmaz. Ateşi de var biraz. Ne diyorsun ya? Dur bir bakayım. Evet sıcak biraz. Ya. Ya bir şey yoktur onun ya. Bakayım bir çıkın. Var var. Bakayım ben sana. Yok işte hiçbir şey ya. Var ateşi. Gerçekten var. Gerçekten hastayım. Oha gerçekten hastayım. Gerçekten derken? Yani çok hasta hissediyordum. Hemşire teyit etmiş oldu işte. Limonlu su tansiyonu iyi gelir. Ben bir bakayım. Sıcak da yok. Yani elimle sıkıyorum ama olmuyor. Oldu mu? Oldu.
Ne ayaksın sen? Hiç. Sen ne ayaksın? Hiç. Poyraz'a mı yürüyorsun? Sen? Vallahi ben Poyraz'a yürümüyorum. Haziran'a mı? Sen? Seni hiç ilgilendirmez. Makul. Kıskandığını ne zaman itiraf edeceksin? Kıskanmak mı? Hı. Hadi hadi söyle. İkimiz de buraya onun için geldiğini biliyoruz. Ben niye geldiğimi söylediğimi sanıyordum ama. Duygularını ifade etmeyi öğrenirsen işimiz daha kolay olacak. Ama tabii ben de o zamana kadar seni idare etmeye çalışacağım. Sen uyuyamadın mı dün gece? Uyuyamadım değil. Uyumadım. Neden? Niye biliyor musun? Ya bir arkadaş var, sağ olsun işte başını belaya falan soktu. Ben de karakolda sabaha kadar onun çıkmasını bekledim. Ama hak ediyor mu? Hiç emin değilim. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncelerimizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Tamam. Görkemciğim, yani bu doğruluk mu cesaret mi böyle bir oyun değil. Cesaret dediniz. Anlıyorum. Seni yerine alalım. Sanata ve sanatçıya hiç saygınız yok. Hiçbirinizin. Shakespeare. Onu master. Buradakilerin adına senden özür diliyorum. Başkalarının adına utandığımız bir gece daha. Tamam, o seni affeder. Efendim, midye saygısı olanlar, son midyeler. Buyurun, buyurun, buyurun. Sadık. Sakin. Ha? Görkemciğim, tamam. Hadi çevirelim şişeyi. Çevirelim şişeyi. Cesaret diyorum. Madem cesaret buyuruyorsunuz hanımefendi. O vakit şu bülbül sesinizi bir duyalım bakalım. Nasıl çakıyorsunuz? Tamam. Hemen söylüyorum. Kimseye etmem şikayet, ağlarım kendi halime. Vallahi ben de ağlarım kendi derdime. Yani. Ne var ya? Alkış kıyamet efendi bu şuursuzluğa. Üf, siz ne anlarsınız? Midye mi assak, ne yapsak? Ay zahmet oldu ama bir saatte. Ver. Melisa. Efendim, bu cesaretin karşısında midyeleri yiyebilirsin bence. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk.
Emin misin? Tamam. Ortamı germeyelim ha? Germeyelim. Gelir misin ortam? Peki. Sen hiç bu adadan birine aşık oldun mu Melisa? Evet. Kim ne? Vay. Peki biz tanıyor muyuz? Allah'ım, gittiğim her yere skandal mı götürüyorum nedir acaba? Biz tanıyor muyuz derken adadan dedik ya işte. Adada küçük bir yer olduğuna göre, değil mi? Hı. Öyleyse o yüzden hani. Kimmiş peki? Biz Burak'la bir süredir birbirimizden hoşlanıyoruz. Ben Burak mı? Evet, saklamamıza gerek yok bence artık. Saklamamıza gerek yok? Gerçek olamaz bu herhalde. Gerçek. Evet, gerçek. Kızım ters yola girdin şu an. Saçmalamayın ya. Ha? Saçmalamayın. Efendim, tebrik ederim. Bir alkış alırım ya bunun için. Ya. Efendim, bu sevincin üstüne midyeler güzel gider. Midye, midye. Ay, çok iyi ya. Ya çok iyi. Ya çok iyi ya. Ya çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben tebrik ederim ya. Ben size sarılayım. Ben size sarılayım. Tebrik ederim, tebrik ederim yani. Nasıl ya? Nasıl yani bir evde nasıl pipet olmaz ki ya? İç şunu artık. Hadi bitirmedin mi hala ya? Yok işte pipet. Bana bak hemşire. Zaten elin ağırmış. Bozuşmayalım ilk dakikadan. Hastayım ben, hasta. Ya uzatma, içeceksen iç şunu. Şu yapma şunu ya. Poyraz, biz gidelim mi ha? Ne dersin? Gidelim, gidelim de. Haziran çok yorgun, uykusuz kalmış. Yani sen bu halde Batu'ya bakamazsın. Bakmasına gerek yok ki zaten, ben baktım. Yok yok, öyle değil yani. Batu bu akşam bende kalsın. Evet evet, hem benim suçum, ben yaptım sonuçta. Özür mahiyetinde bir şey olur işte. Ya ne diyorsun bu konuda Haziran? Olur olur olur. Sen yürü hadi bakalım. Hayır. Gel bakayım. Ya. Poyraz, olmaz öyle şey. Az önce benim kolum mu koptu? Gidelim. Ben Sadık'ı göndereceğim, seni eve bırakır tamam? Yok tamam, ben kendim giderim. Bir haber ver bana. Haziran. Hazinto. Hazi. Yürü. Eyzi. Poyraz. Of, sabır. İdil, sabır gerçekten. Bana bak. Çıtını duymayacağım tamam mı burada? Yarın da kaybolup gidiyorsun bu adadan.
Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Melisa. Nasıl yapsak? Hadi. Hadi bay bay. Görüşürüz. Melisa ya. Yenisiniz diye herhalde biraz utanıyorsun. Evet. Ben gideyim o zaman. Bir şey diyeceğim. Benim size itiraf etmem gereken bir şey var. Ben aslında sizin aranızda bir şey var sanıyordum. Yani böyle hatta bayağıdır da sizi takip ediyorum falan. Ama yani bu gece anladım gerçekten çok salakmışım ya. Bu akşam o kadar rahatladım ki. Melisa'cığım, Alper bıraksın seni eve. Yok. Hiç gerek yok gerçekten. Ya olur mu öyle şey? Yalnız başına yürüme. Alper'cığım sen bırak. Tamam o zaman. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz yarın. Bayağı şu an evsizim yalnız hani. Hom musun ayo? Ya şimdi Görkem Bey siz de hiçbir yeri beğenmiyorsunuz ki. Ne diyeyim ben size? Annem orası da doğru yani. Ben biraz pimpirikliyim. Evet kabul ediyorum. Kolay kolay içime sinmiyor. Tamam gelin bende kalın. Ay yaprak dönerim bak. Artık şu tetikten vazgeç. Kalbini kıracağım. Yahu Görkem Bey şurası ya. Şurası şurası. Gelip bakacaksınız. Beğenmezse kapıdan çıkarsın ya. Ay usandım. Ama sen usanmadın. Hadi göster devam. Devam ki. Gel beni takip et. Of. Karanlık mı biraz? Siz geçin Görkem Bey, ben halledeceğim şimdi. Yok artık. El şaplattın filan. Evet. Ah. Ay ne güzel. İnanamıyorum şu anda. Saati. Bu ev senin mi? Günde ortalama 5 işte çalışınca oluyor işte. Sen var ya sen. Yani bu eve ilk defa ben mi geliyorum? Vallahi siz geliyorsunuz Görkem Bey. Daha önce hiç kimse gelmedi. Gerçi onların da kendine göre derdi tasası. Geri zekalılar nasıl gelmezler ayol? Ev yıkılıyor. Yaptık canım işte bir şeyler. Ah inanmıyorum. Koltuk harika. Çok severim ben bu koltuğu. Kadife. Hop. Koltuk beni sevdi. Sevdi çok odurlu. Artık bence bu evde ev arkadaşıyız Sadıkcığım. Yani bu ev beni fazlasıyla hak ediyor. Parasını neyse veriyorum. 2000. Hı? Lira. Nasıl? Kira. Tamam. Haftalık. Olur. Ne? Oha. Tamam şaka şaka. Aylık. Hı. Görkem Bey lütfen ama. Çocuk oyuncağı değil. Tamam ayol. Demek Burak ha? Ya. Hiç inandırıcı değil ya. İnanmazsan inanma Alper. Ya hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Senin için mi yaptım sanıyorsun? Ya benim için, Biricik için, kimse için gerek yoktu. Ben hayatıma devam ediyorum Alper. Burak çok tatlı. Biz bir süredir görüşüyoruz. Görüştük. Hiç boşuna çabalama. İnanmadım, inandıramaz. Sen o lisedeki hikayeyi bana neden anlattın?
bana aşıkmışsın da anlatamamışsın ya. Neden şimdi? Ya şey... Hiç. Yani öyle içimden geldi, anlattım. O kadar mı? Biz Burak'la çok iyiyiz. Size de mutluluklar. Poyraz. Niye uyumadın sen? Işıklarınız yanıyordu. Yani birbirinize saldırmayacağınızdan emin olmak istedim. Girebilir miyim? Tabii. Biz birbirimizi saldırmayacağız. Rahat rahat uyuyabilirsin, tamam? Ben uyurum da. Sen niye geldin? Işıkların yanıyordu. Haziran bana inanıyorsun değil mi sen? Hangi konuda? Ya hangi konuda olacak, şu Batu konusunda işte. Ya inanıyor musun, inanmıyor musun onu söyle bana. Bak gerçekten kötü biri o. Söyletme şunu bir daha ya. Poyraz siz ne konuştunuz? Hı? Boş ver. Boş veremem. Ne anlattı o sana? Poyraz. Poyraz öyle eskilerden falan mı konuştu ha? Tuhaf tuhaf şeyler mi söyledi? Poyraz sen o yüzden mi vurdun ona? Poyraz hiç gerek yoktu. Gerçekten hiç gerek yoktu. Yani o saçma sapan bir durumdu. Batu'yla Biricik arkadaştı, arkadaş grubumuz vardı. Herkes yakıştırdı falan. Birkaç kere yemek yedik, bir iki hafta mesajlaştık, o kadar. Denedik, olmadı. Ben acaba mı diye bir kere bile düşünmedim. Tamam, tamam. Tamam, açıklamana gerek yok. Açıklattırıyorsun ama. Ben onunla hiçbir şey yaşamadım. Ya konu bu değil ki zaten. Konu senin böyle bir insana değer vermen, onu hayatına alman. Kısa bir süreliğine de olsa. Poyraz hiçbir anlamı yoktu, hiçbir zaman da olmadı. O kendince böyle komik hikayeler anlattığını zanneden şakacı, tuhaf bir çocuk. O kadar. Yani sana da belli ki gerçek olmayan şeyler anlatmış. Poyraz, lütfen ciddiye alma. Bak senden rica ediyorum. Lütfen. Şimdi beni uyutur musun? Saat 12 oldu mu? Olmuş. Ne oldu ki? Hiç. Ben çok yorgunum. Biliyorum. Dün gece hep seni düşündüm. Ben artık huzurlu olmak istiyorum. Hadi kapat gözünü o zaman.
Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş sonunda. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyip sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir sen bana yürüyünce. Ben yardımcı olayım. Bana bak. Benimle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsan yüzüme sorarsın. Git yat dinlen şimdi. Yarın yolcusun. Bütün benzin iyice soldu. Kahrolasıcalar. Adaya geldiler, huzurumuzu bozdular. Ya babaanne, ne konuştuk seninle? Üzülme demedim mi sana? Ben gerçekten iyiyim. İyisin değil mi yavrum? İyiyim, iyiyim. Ya biliyorum bak, herkes şimdi eski Poyraz olmamdan korkuyor benim. Ama yok, iyileştim ben diyorum işte. Olmayacak öyle bir şey. Yüce Rabbim ayağına taş değirmesin.
yüzünü düşüren herkes senden uzak olsun inşallah canım. Günaydın. Kafasına yardım çocuk işte. Nenem. Allah sağlık saatiniz eksik etmesin inşallah. Hayırlı sabahlar. Ben arkadaşı geçireyim babaanne. Ya bana arkadaş demiyor mu? Böyle kalbimde kelebekler çırpıyor ya. Yürü hadi yürü. Nerede çırpıyordu o kelebekler? Karında mı çırpıyordu? Veda vakti ha. Bak bu adadan defolup gidiyorsun. Bir daha buraya gelmiyorsun. Haziran'da bir daha aramıyorsun. Aslında bana bunları yazılı şekilde yapılacaklar listesi olarak verirsen çok makbule geçer. Peki. Gidiyoruz bakalım. Yani gerçekten Haziran'ı başkalarına yar etmem diyorsun ha. Ya sen hala akıllanmadın mı ya? Akıllandım canım. Günaydın. 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 Her şey yolunda mı? Gidiyorum. Süper. Doğru olanı yapıyorsun. He ya. Bu akşam kısmetse Abbas yolcu. Gideyim bir esnafla da vedalaşayım. Yazık. Hepsi çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Ama bir kahvaltıya hayır demem ha. Olur. Olur sen beni şurada bekle ben geliyorum. Sen ettin zaten kahvaltını. Senin gelmene gerek yok. Aynen. Allah ısmarladık ciddi adam. Nereden çıktı şimdi bu kahvaltı? Tabii ki kahvaltı falan etmeyeceğim. Benim onunla kapatmam gereken bir hesabım var tamam mı? Öyle kimse benim hakkımda ileri geri konuşamaz. Ben onun ağzının payını vereceğim ki bir daha cümle dahi kuramasın. Ha. İyi tamam olur o zaman. İyi. Ayrıca bugün beni kimse özlemez. Niye ne var ki bugün de? Hiç. Bu kolyeyi sen mi almıştın? Sonra da çöpe atmıştın. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşelim. Sadık ya. Allah Allah. Arkadaş gelen giden soruyor burası senin mi diye. Evet burası benim ya. Melisa. Gel kız gel. Bak seninki de burada gel. Gel. Aşağı Bahamalara hoş geldin bebeğim. Şaşkınım gerçekten. Bak boyfriendin de burada. Saçlar toplanmış filan. Tamam, görüşürüz. Ne haber? Ya Burak çok özür dilerim ya. Yok hiç önemli değil. Sadece önceden bilseydim yardımcı olurdum. Gerçi öğrendim. Neyi öğrendin? Ne olacak? Sen Alper'in işte. Nasıl ya? Yahu yabancım var aramızda. Konsensüs yapacağız. O yüzden toplandık. Akıl akıl gel peşime takıl. Neden hep kendimi böyle durumlarda buluyorum ya? Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? En başından beridir ben sizi yakıştırıyordum. Tabii canım. Yıllardır sizi yakıştırıyordum yani. En başından beridir yani. En başından beridir. Vallahi bence de çok yakışıyorsunuz Melisa. Tabii canım. 10 numara bir çift oldular ya Alper'le Melisa. 10 numara. 10. Tabii ayol. David Beckham, Victoria Beckham. Oradan devam ki. Aynen arkadaşlar.
Ben Alper Biricik. Öyle olmaz tabii. Ama bebeğim sen kendi kalene gol attın. Niye sen işin başında oyuna giriyorsun ki böyle? Kız öyle bir baktı ki sanki biliyor gibiydi. Korktum, ne yapayım? Ya onu kimi bulsam söyleyecektim. Sadık olsa mesela Sadık diyecektim. Şimdi şey, çok onurlu oldum yani. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya, onurlu oldum. Ben sahile dondurma satmaya gideceğim. Dondurma isteyen var mı bu arada? Allah seni kahretmesin. Hani peluş oyuncaklar gibi seninle gidiyordun. Nasıl bozdun kendini hemen? Hemen esnafçılık, hemen. Yok dondurma mondurma. İstemiyoruz. Yok. O zaman... Ey dondurma yalamayanlar, ey aşağı bahamalılar, konsensüs oluşturuyorum, oturum açıyorum. Konumuz Alper ve Melisa aşkı. Özlersiniz beni ha, söyleyeyim. Eyvah. Ciddi bir konu geliyor değil mi? Sen Poyraz'a tam olarak ne anlattın? Ha, konuştunuz sanırım. Yaşanmamış şeyleri yaşamışız gibi mi anlattın? Ne yaptın sen? Haziran, tek niyetim seni korumaktı. Poyraz'ı denedim. Gerçekten seni sevip sevmediğini anlamak, görmek istedim. Biraz ileri gittim, evet. Ama kötü bir niyetim yoktu. Bak sen böyle şakalar falan yapıyorsun ya. Yapma. Poyraz öyle biri değil. Ciddiye alır. Bundan sonra da birbirinizden uzak duruyorsunuz, tamam mı? Gidiyorsun zaten ama ben yine de söylüyorum. Tamam, sorun değil. Ayrıca benim hakkımda bundan sonra kimseye öyle yalan yanlış şeyler anlatmıyorsun. Haziran? Ne Haziran? Haziran falan yok. Benim ismim saçma sapan oyunlarına alet edemezsin sen. Kendimi gereken şekilde cezalandıracağımdır efendim. Bundan hiç şüpheniz olmasındır. Sizi üzmek istememişimdir. Affınıza sığınıyorumdur. Sen gerçekten normal değilsin. Barıştık mı? Küs falan değiliz, çocuk muyuz biz? Bak son kez söylüyorum, bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi iyi yolculuklar. Kahvaltı? Aç değilim ben, sen edersin. Hoşça kal. Vay be. Sade, kuru bir elveda ha. Bu biz miyiz be Hazi? Bu bize hiç yakıştı mı be? Ha? Ya teyzeciğim anlıyorum. Bak siparişin de hazır ama gerçekten ben şu an dükkanda tek başımayım. Yani burayı bırakıp gelemem. Ya anlıyorum tamam, senin misafirlerin var ama bak benim de müşterim var. Afiyet olsun. Teyzeciğim ya tamam tamam, ben bir şekilde halledeceğim, getireceğim tamam. Ay günaydın. Günaydın. Ne haber? Dün akşam gelmedin. Sen de sormadın. Ya ben aslında seni var ya bayağı bir bekledim ama sonra uyuyakalmışım. Anladım. Bir şey içmek ister misin? Yo. Yani ben sadece hatırladın mı diye bakmaya gelmiştim. Neyi? Önemli değil. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Biraz tripli bugün, çok şey yapma. Sen nasılsın Batu? İyiyim Biricik. Görüşemiyoruz. Evet çünkü dün gelmediniz. Bu bavul ne peki? Dönüyor musun yoksa? Bilmem. Yani belki dönerim, belki dönmem. Bu işler kısmet biliyorsun. Hmm. Hmm. Ay Batu ya. Gitmeden senden bir şey isteyebilir miyim? Demek bana işin düştü Biricik kişisi ha. Söyle bakalım, dinliyorum. Ya benim bir sipariş götürmem gerekiyor da böyle bir yarım saat falan dükkana bakar mısın benim yerime? Lütfen, 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 lütfen. Tamam peki olur, yarım saat bakarım ama ne yapacağım ki? Şey ya, her şey vitrinde zaten. Ben çayı falan da hazırladım, Türk kahvesi falan. Zaten bak bu saatlerde öyle çok gelen giden olmaz yani. Ben hemen götüreceğim, siparişi hemen geleceğim, tamam mı? Süpersin be. Çok ki ben burada ya.
Bay bay. Şey içer misiniz? Çok kızar mı sence? Yine öden bilemeyiz. Ama dürüst olmak lazım. Fazla tepki vermez inşallah. Göreceğiz. Nehir. Otele gidiyorum, orada edeceğim kahvaltı. Tamam, geç kalmam. Hayır, bir şeyim yok. Evet anneciğim, sıcaklardandır. Hayır anne, siyah güneşi çekmez. Evet, bütün gardırobum siyah ve siyah olmaya da devam edecek. Başka sorunuz? Ben içeride bir şey edeceğim. Ben geliyorum. Gel kızım, gel. Gel şöyle otur. Anne, ben çok geç kaldım. Kızım gel, iki dakika otur, gel bir şey söyleyeceğim. Şimdi, biliyorsun biz yıllardır böyle ikimiz hep yalnız yaşıyoruz, değil mi anneciğim? E'si şu, yani aslında bununla da bir alakası yok ama ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Nehir. Anne, birine bir şey mi oldu? Yok kızım, yok. Kimseye bir şey olmadı ama sadece ben birine bir şans vermeye karar verdim. Ne şansı? Anlamadım. Biriyle yemeğe çıkacağım ben. Çık anne, bana ne? Bir erkekle. Yani birbirimizi daha yakından tanıyabilmek için. Anne, senin sevgilin mi var? Yok kızım, yok. Olur mu öyle şey, ne sevgilisi? Yani tabii her şey yolunda giderse bilmiyorum ama. Kim anne? Kim anne? Kim? Söyle bana, kim? Fatih. Veteriner olan Fatih mi? Veteriner olan Fatih. Anne bak, asla olmaz. Beni anladın mı? Bak asla olmaz. Eğer bu eve biri girerse o zaman ben giderim. Haberin olsun, tamam mı? Sakın bana bir daha bu konuyu açma, sakın. Aslında ilk konuşma için gayet iyiydi bence, ha? Çok zor günler beni bekliyor abla. Bizi bekliyor. Artık beraberiz. Dur. Efendim? Anne, neredesin? Selma ile'yiz, konuşuyoruz. Biz mi? Siz ne ara biz oldunuz ya? Siz kavgalı değil miydiniz? Artık değiliz. İyi, sevindim. Peki bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilemiyorum artık, onu da sen bileceksin. Anlamadım Haziran, ne diyorsun? Ben anladım anne. Sağ ol, hem de çok iyi anladım. Allah Allah, ne oldu? Anladım mı diyor, anlamadım diyorum, o ben anladım diyor. Bir şey mi? Ay aman, hiçbir şey anlamadım ben. Gel otur. Aramana sevindim. Nasıl geçti Batu'yla? Geçti gitti işte, boş ver. Zaten dönüyormuş bugün. Ha. Anladım. İdil. Bak, dün çok araştırdım. İstanbul'da bir doktor, işinin en iyisiymiş. Seni ona götürmek istiyorum. Randevu aldım bile. Sen? Hı hı. Beni İstanbul'a mı götüreceksin? Evet. Ama sen yıllardır hiç İstanbul'a gitmedin ki. Yani İstanbul'a gitmezsin sen. Olsun. Nasıl senin sağlığın daha önemli şu an. Poyraz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol ama yani İstanbul'a hiç gitmesek, çünkü hani benim tedavim burada başladı ya, hiç hani uğraşmayalım İstanbul'a gitmekle, olmaz. Edil, ben itiraz falan istemiyorum. En iyisi bu adam, biz de buna gideceğiz, tamam mı? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen merak etme, biz bu hastalığı beraber atlatacağız. Kalsaydın. Yok ya, çok önemli işim var, sonra detaylı konuşuruz seninle. Aa, deli öyle. Gel otur, şunları içelim, ondan sonra gidersin. Baban, eline sağlık. Ama ben çok geç kaldım. Siz tatlı tatlı oturun burada. Ama olmadı ki şimdi. Neyse, hadi rast gelsin. Kızım, ne oldu sana? Ay teyze, ben sanırım çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın yavrum? Tamam, tamam. Üzülme. Üzülme sen. Her şeyin bir çaresi vardır.
Sakın, 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 sakın. Al. Dünya teyze, tamam. İtiraf etmem lazım ama çok korkuyorum. Tamam, tamam. Neymiş, söyle bakayım. Annemden uzak duracaksın. Nehir'cim. Nehir'cim falan yok. Sen utanmıyor musun annemi ayartmaya? Ne ayartması Nehir'cim? Nehir'cim falan deme bana. Biz sadece... Siz diye bir şey yok, hiçbir zaman da olmayacak, anlıyor musun beni? Daha hiçbir şey olmadı zaten. Biz sadece bir akşam yemeği yiyeceğiz güzelim. Ben senin güzelin değilim. Bak biz senin hiçbir şeyin değiliz. Git kendine başkasını bul. Bak yakarım bu dükkanı. Bak gerçekten yakarım. En iyi dostum. Ne haber en iyi dostum? Hiç iyi değilim en iyi dostum. Ayrıca da sana biraz uyuzum. Ha. Sen şu Poyraz muhabbetinden değil mi? Bak seni sevdim, yalan yok. Ama Poyraz abi benim için çok değerli. Haklısın. Ama biz Poyraz'la aramızdaki o konuyu çözdük, hallettik, konuştuk. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Seni üzdüğüm için de özür dilerim. Oo, ama senin canın çok sıkılmış ha. Gel bakayım buraya sen. Gel gel, gel otur. Senin moralini yerine getirecek bir şeyler içsen şimdi. Şefim, bize bir soğuk çay getirebilir misin be? Tabii Batu Bey, hemen getiriyorum. Anlat bakalım. Karadeniz'de bazı gemilere bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Annemin saçmalıkları işte. Ne olacak? Biliyor musun? Anneler zaman zaman saçmalarlar. Herkes gibi. Onlar da insan sonuçta. Öyle çok da şey yapmamak lazım. İnsan gibi davransınlar o zaman. Bak böyle dene. Hoşuna gidecek. İyi geldi. Gelir tabii. Pipet var ya, bu dünyada tekerlekten sonra icat edilmiş en iyi şey. Of, yine sinirlendim bak, yine sinirlendim. Ne oynuyorsun? Savaş oyunu işte. Göstersene. Neymiş o? Ben de oynayacağım. Şu işte. Onu mu indiriyorum? Hı. Tamam. Bir gün ya. Ben sadece bir gün mutlu olmak istedim. Olamaz mı? Hayır, zaten kim sevmez ki? Kim böyle doğum günü kutlansın istemez, hatırlansın istemez? Ama yok. Yok, kimse hatırlamadı. Ne annem, ne teyzem, sözde en yakın arkadaşım, kuzenim. Yani İstanbul'da birkaç markanın otomatik mesajı dışında arayıp soran olmadı ya, inanabiliyor musun? Ama ben böyle sabah heyecanla kalktım, hazırlandım, süslendim. Güzel olmamış mıyım amca ya? Baksana, güzel olmamış mıyım? Hayır, Poyraz'la aramızda bir sorun da kalmadı ki. Affetti beni. Batu da gidiyor. Yani daha ne olması gerekiyor ben anlamıyorum. Önümüzde bir engel kalmadı yani. Ya düşünsene. Doğum günümde Poyraz'a kavuşmaktan daha iyi ne olabilirdi ki? Ama yok. Yok, olmuyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Çünkü Haziran'ın kör talihi. Haksız mıyım amca ya? Amca? Kulaklarım duymuyor. Sen konuş, ben duymuyorum. İyisin, iyi. İyiyim, iyi. Bu herhalde ya. Bence çekirgeler bıraktım Elisa'yı, bir güzel evlendirelim. Tabii, tabii.
Şimdi Alper bunu gelinlikle içerisinde görünce... ki bu arada gelinlik... mebane... çocuk kuruyacak bir anda. Hayatın hatasını yapmış onu anlayacak ve biriciği... oracıkta hemencik terk edecek olay bu. Ne yapayım ben şimdi? Alper kıskansın diye Burak'la mı evleneyim? Abi, benim İstanbul'da kız arkadaşım var bu arada. Ne? Sen nasıl bir sinsi çıktın ayol? Hı? Skandal şu anda bu. Bu saatte mi söylenir? Bakın bence çok saçmaladık. Bırakalım. Bence bir dondurma yiyip ferahlayalım. Yeter artık. Geldi burama. Ya neden bağırıyorsun ev sahibine? Ya görmüyor musun? Hala bak hemen don, hemen dondurma, dondurma, dondurma. Çöp, 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 çöp. İşte. Komik döner. Yaprak dönerim. Alındığımın sen. Hı? Ekmek için. Sadık Beyciğim. Hadi birer top dondurma alırız. 5 lira alayım. Allah kıracağım o elini. Bak hala 5 lira diyor yahu. 5 koydu binayı buraya. Böyle bu. İş başka, aşk başka. Size de 2'şer top yapıyorum, tamam mı? Anlaştık mı? Bekleyin, ben geliyorum. Hesaba yaz. He, tamam. Aşk başka. Başka yani. Lanet olsun ona tutulduğum güne ya. Alper. Alper ya Alper. İnsan çocukluk arkadaşına aşık olur mu? Olmaz, olur mu? Biz onunla birlikte kumda oynadık. Ah be Melisa'm ya. Hiç ağlama annem bana. Olayları karıştıran sensin bak. Gidiyorsun, boş boş gaza gelip çocuğu öpüyorsun. Yetmiyor. Bu çocuğa sevgilim diyorsun, bunun başını yakıyorsun. İnsan daha fazla nasıl hata yapabilir anlamıyorum gerçekten. Ya öptüm de, neden öptüm? Çünkü lisede bana aşıkmış, onu itiraf etti. Yoksa öper miydim ya? Ama sevgilim bak sen de şunu anlamıyorsun. Allah aşkına. Allah seni. Sonra geldi. Bana dedi ki ben seni İstanbul'a götüreceğim dedi tedavi için. Ben böylece kala kaldım gerçekten. Çok özür dilerim gerçekten. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben eğer hani ben hasta olursam... hasta numarası yaparsam benim yanımda olur, beni sever diye düşünmüştüm. Hani vakit geçirince falan ama yemin ederim ben diyecektim ki ona hani ben iyileştim diye. Ona da yalanını söyleyecektim yani Poyraz beni sevince bir sıkıntı olmayacaktı. Aliye teyze. Çocuk oyuncağı mı bu? Ha? Senin benim torunumun duygularıyla oynamaya ne hakkın var? Bitti artık. Bitti Edil. Her şeyi Poyraz'a anlatacağım. Bir daha asla onun yanına yaklaşamayacaksın. Hayır. Ya vursana, vursana diyor. Niye vurmuyorsun? Ya vuruyorum, ölmüyor. Kaç sana be, kaç ya. Ve benim mermim bitti. Uf ya. Dur, tamam satın alacağım şimdi. Geri kaç, geri. Sen böyle herkesle oynuyor musun bu oyunu? Yok, tek başıma oynuyorum genelde. Hadi be. Aa, Poyraz'la falan? Yok, onun işi olmaz böyle şeylerle. Yani nasıl şeyler mesela, tam anlamadım. Böyle vurdulu kırdılı işte, şiddet. Ha, sen şeyden bahsediyorsun, şu muhabbetten. Sen biliyor musun? Biliyorum tabii canım. Anlattı bana da, konuştuk biz. Ne anlattı sana? İşte o günleri anlattı. Çok zor günlermiş, çok üzüldüm ben. Ya evet ya, düşünsene Poyraz abiyi böyle sürekli adayı yıkıp geçiyormuş, devamlı kavgalar falan filan. Hiç Poyraz abilik değil, hiç. Ya hiç değil. Peki niyeydi o ya, şeyden miydi? Şeydendi, şeydendi. Ailevi bir şeydendi, ben de tam bilmiyorum. Pek konuşulmaz buralarda. Evet, ailevi bir şeydi, doğru. Doğru ama bence de konuşulmamalı böyle şeyler yani. Konuşmamak lazım bu ortam. Değil mi ya? Hapishane falan ya. Çok sıkıntılı şeyler. Hapishane mi? Ha. 6 ay hapishanede yattı ya. Aa. Biliyorum dedin. Biliyorum ama 6 ay olduğunu bilmiyordum ben ya. Ha. Çok üzüldüm ben şu an. Bak. Hiç de öyle biri değil aslında, biliyor musun? Değil mi ya? Aynen. Uf.
acil otele gel, konuşmamız lazım. Bitmedi derdiniz, bitmedi. Geldim, oteldeyim zaten. Hani neredesin Poyraz? Neredesin? İyi ki doğdun Haziran. Poyraz. Sen yok. İnanamıyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu bir rüya değil mi? Bu bir rüya ve ben birazdan uyanacağım. Çünkü ben bunu yaşadım. Ben bunu bayağı yaşadım yani daha önce. Hayır, bu bir rüya değil. Sen nasıl peki? Yani nereden? Ben sana söylemedim ki. Sen bana söylemedin zaten. Ben unutmadım. Oteli almaya giderken kimliğinde görmüştüm doğum gününü. O günden beri hep aklımdaydı. Bugüne kadar hep geri saydım. Yok. Yok, bu kesin bir rüya ve ben eğer gözlerimi açarsam uyanacağım. Bu kesin bir rüya. Bu rüya olmalı. Ziran. Bu bir rüya değil. Ama biz seninle beraber gerçek bir rüya yaşayacağız. Herkes unuttu, biliyor musun? Boş ver. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biraz ben çok mutluyum. Bitti artık. Bundan sonra hep birlikteyiz. Kağıtlara bakalım mı? O gün burada sakladığımız kağıtlara. Hadi açalım. Hiç açmadın değil mi? Hayır tabii ki. Sen baktın mı? Hayır tabii ki. Bakalım ne dilemişiz. Dur. Aynı anda. Hadi. Yaz gitme rengel, yapraklar yüksolmadan, narlar olmadan gel. Gün devrilmeden, yeşil erik beyaz örtüye konmadan gel. Doya doya seviş benimle hani, açık saçık konuş benimle hani. Buram buram ya sevinler, tükenemler hani. Benim en güzel hediyem sensin. En güzel doğum günüm bugün. Ne yapıyorsun? İçer misin? Yapılacak şey belli. Yapacak kişiler de belli. O yüzden daha fazla uzatmayalım bence. Onları ayırmak için birlik olalım mı istiyorsun?
Sen Poyraz'la birlikte olmak istemiyor musun? Evet. Sen Haziran'la birlikte olmak istemiyor musun? Yani olur, okey. Tamam. Bu işte birlikteyiz. Seni çok seviyorum Zira. Bunu sana hep söyleyeceğim Umut. Seni bağışlayacağım. Ben de seni çok seviyorum. Aşığım ben sana. Biz artık kimse ayrılmaz. Hiç kimse. Söz, cincitmem. İpek şal gibi yakarım omuzlarından.